Arkadaşlar hepinize selamlar, merhabalar dostlar. Gene bir aydır biriktirdiğimiz kutuları bugün bir hışımla kıracağız. 30 tane Chest of Glory var, 9 tane de Celestial Chest var. Bu Celestial Chest yeni geldi, yaklaşık 2 hafta falan oldu. Ben bunları zaten kırıyordum durmadan. Dedim sonra videoya ekleyeyim, Chest of Glory'lerle beraber kırayım. Şimdi burada 39 tane toplam kutumuz var. Umarım güzel bir drop alırız. Bir aylık bir emek. Yani umutluyum. İnşallah bir şeyler çıkar. Çünkü bir aydır dediğim gibi biriktiriyorum. Şöyle yavaştan kırmaya başlayacağım. Muhtemelen bu çerçöp atacak şu Celestial kutulara ama oyuna yeni bir halhal eklendi. Bu halhal aynı KO'daki Draki gibi düşünün onu. Basıyorsunuz işte SS falan gelebiliyor. Şurada güzel bir drop'umuz var, Orb of Wisdom diye. Bu yaklaşık bir 50 M falan ediyor. Yani çok değil, öldürmüyor da güldürmüyor da. Bu kutuları da kırdıktan sonra bir Imperial aldık bu arada, Warrior Donluk. Bu kutuları kırdıktan sonra size de Rise Online'daki etkinliklerle alakalı bilgi vereceğim. Bu çıkardığımız parçalar da, ulan şanssızlığa bak, vay anasını, 4 tane ondan çıktı. Çıkardığımız parçalar da yaklaşık 30 taneydi sanırım. 30 tane biriktirdikten sonra bir tane daha o kutudan alabiliyoruz. Evet, Last Letter geldi. Gönlümüzün efendisi. Bir tane Vixen aldık. Yani 8M falan. Burada bir Etrit var. O da 8-9M civarında. Max 10M. Moonlight. En sevdiğim itemlardan. Mage Imperial. Geç. Priest Imperial basarız. Abi yani Rare Armor Shard koyma babacım şu iteme bu kutunun içine. Yani düşünsene amına koyayım, 75 tane kill alıyorsun, Rare Armor Shard veriyor ya. Earthseeker çöp. Epic Upgrade çöp. Unique Upgrade 2M. Moonlight gene bir tane daha çöp. Bir tane Magus Ring. Çöp. Evet, Scimitar. En sevdiğim unique item. 5M kendisi, 4M. Magus Neck. Geç. Evet, Eternal Axe. En sevdiğim itemlardan. Mage Elite. Eternal Axe. Ya beyler, bunların her birisi için günde 75 tane kill alıp bu kutuya alıyoruz ya. Ben yani emeği siz düşünün. Evet, yine bir tane en sevdiğim item olan Rare Armor Shard. Bayılıyorum yani. Hani şu item olmasa oyunu oynayamam amına koyayım. Golden Snake 700-800K'lık bir item. Unique Upgrade Scroll 2M. Druid Staff. Evet, bir tane daha çöp, Epic Armor Shard, amına koydum un itemi. Mino, 17 tane kutu kaldı amına koyayım. Sun Shard, çöp. Aha. Vay amına koyayım, bak bugünü kurtarır beyler, ben size söyleyeyim. Bu günümüzü kurtarır bak, bu Brawler Pendant en az 8-9 GB var. Güzel, çok güzel. Abi ilk kez bir pendant drop'u aldık. Bu harbiden günümüzü kurtarır. Güzel. Güzel. Kutular aşırı kötü gidiyordu. Son 5 kutu kaldıydı. Yani bir tane pendant aldım. Bütün inventory'yi kurtardı. Öyle söyleyeyim size. Bir tane Warsight. Gene 8-9M civarı. Darkstone. Gene bizde... Yani gene piyasada olmayan bir taş çıkardık herhalde. İlk kez görüyorum Darkstone'u ve son kutu. Ondan da Golden Snake 809K, 800-900K. Yani şu Darkstone ne olduğunu hiç bilmiyorum. Brawler Pendant günü kurtardı. Bakalım fiyatı ne kadar. Brawler's Pendant. Tam olarak dediğim gibi 850-900'den civarı. Aynen 825. Onu oradan aldığımız iyi oldu. Tabi Darkstone'un fiyatını bilmiyoruz. Gene hatırlıyorsanız Mana Stone çıkmıştı. Bu Mana Stone fiyatı son zamanlarda görüyorum pazarda birkaç tane 20-30M.
Bu Dark Stone'dan daha önce hiç görmedim. Bir tane Warrior Imperial var. O da 8-9M civarında. Yani totale baktığımızda burada yani Warsight, Hatred, Vixen, 10RM desen işte. Bir de Dark Stone var. Pendant'la beraber. Yani Dark Stone'u hiç saymıyorum çünkü hiç yok piyasada. Ha diğer türlü bir 8,5-9 GB falan çıkardık diyebiliriz tüm kutulardan. Şimdi yani bu ay bereketli mi geçti, bu kadar emeğe değdi mi bilmiyorum işin açıkçası. Yani pendant olmasaydı hiçbir bok yoktu. Onu açıkça söyleyeyim bu arada. Şimdi şöyle etkinlikten bahsetmek istiyorum beyler. O Celestial Shield, özür dilerim, Celestial kutusu var ya. O yeni geldi dediğim gibi. 2 hafta falan oldu. Bu etkinliklerle beraber geldi. Bu Celestial kutusunu da günlük 80 level herhangi bir karakterinizle yaptığınız zaman 24 saatte bir kere olacak şekilde 9 önem gibi bir para kazanabiliyorsunuz. İsterseniz de kırabiliyorsunuz. Kırdığınız takdirde de içerisinden işte 4-5 GB'lik hal, efendime söyleyeyim 20 GB'lik bir tane def bastığımız taştan, işte STR bastığımız taş 4-5 GB, Agility bastığımız taş 4-5 GB, Dex bastığımız gibi itemlar çıkarabiliyorsunuz. Yani o etkinlik güzel. 80 level bir tane karakterle her gün sınırsız yapabilirsiniz. Mesela 10 tane 80 level karakteriniz olsa 10 tanesinde de yapabiliyorsunuz ayrı ayrı. Çok bir şey de istemiyor. 75 kill istiyor. Zaten CZ'de zibilyon tane adam var Death Valley'de. Sınırsız yapabiliyorsunuz yani. Şimdi gelelim etkinliğe. Hani 80 level karakterim yok diyeceksiniz. Onu da şöyle halledebiliyorsunuz abi. 27 Ekim'e kadar geçerli bir tane etkinlik getirdi Rise Online oyuna. Şimdi 1 artı 1 seviye etkinliği ne abi? Mesela 1 level alıyorsun, 1 level de bedavadan geliyor. Yani çift sayılarda çalışıyor bu arada. 2 levelden itibaren 2, 4, 6, 8 diye gidiyorsun. Her bir levelda 2 level geliyor. Yani oyuna başladığınızda Royal Premium'la başladığınız takdirde 2-3 gün gibi kısa bir sürede 75 level falan bir karakteriniz oluyor. Sonrasında görevleri de yaparsanız abi hemen 80'e çok kolay bir şekilde atıyorsunuz kendinizi. Yani 27 Ekim'e kadar sayısız, belki 5 tane, belki 6 tane, belki 10 tane hızlıysanız 80 level üstü karakter kasabilirsiniz. Bu çok güzel bir etkinlik. Bilginiz olsun. Oyuna yeni başlayacak arkadaşlar falan varsa bunu mutlaka değerlendirsin. Hani başlamalı mıyım ya da başlasam çok zor level kasarım gibisinden aklında şüphe olanlar varsa bu etkinliği değerlendirebilir. Zaten bu etkinliği şu anda oyunu halihazırda oynayan adamlar da kullandığı için, yeniden işte yan karakter falan kasmakla uğraştıkları için oyunda çok fazla şu anda bütün XP slotları dolu. Parti bulmakta veya görev yapmakta hiç zorlanmazsınız. Çok rahat bir şekilde karakterinizi kasarsınız. Gelelim diğer etkinliğe. Abi oyunda giriş ödülleri getirdiler bir de. 1 level 70 level arası oyuncular bunları alıyor. İşte şunlar XP scroll'lar. Her biri 1 saatlik oluyor. Totalde işte 15 adet XP scroll veriyorlar. Biner tane pot. Bunlar da HP, buff ve atak scroll'ları. Bu regalyada bir haftalık size ekstra özellikler veriyor. İşte AP, HP, def gibi özellikleri var. 3 gün ücretsiz premiumunuz var. 1 günlük pet, bir tane dans ve kostümünüz var 3 günlük. Tabii leveliniz daha yüksekse, daha yüksek levellerde ödüllerinizi alırsanız daha iyi ödüller geliyor. Oyuna başlar başlamaz ödüllerinizi almayın. Önce karakterinizi bence 71 üstüne atın, sonra ödüllerinizi alın derim ben. Bu da böyle bir yani etkinlik. Kesinlikle kullanın abi. Hani hiç oyunda karakteriniz yoksa bile 80 levele karakter kasmak çok basit. Kasın. En azından bir tane, iki tane, üç tane kasın. Dediğim gibi günlük 80 level ve üzeri insanların yapabildiği o Celestial kutusu var ya. O görevi yapın. Günde 10M, 11M. Yani 10M, 11M de 50-55 liraya tekabül ediyor. Ama ben satmanızdan yana değilim. Kırın. Belki şanslısınızdır. İçinden 20 GB'ye kadar item atabiliyor. Benim gibi belki şanssız değilsinizdir. Ben kırdım şimdiye kadar. Hiçbir şey atmadı da. Tek de alan arkadaşlarım var. 2-3 kere de 20 GB'lik item alan arkadaşlarım var. Yani kesinlikle yapmanızdan tarafım. Hani hep bana soruyorsunuz chatte oyuna başlayalım mı, nasıl oyun falan filan diye.
Ben her zaman başlamanızdan yanayım. Çünkü güzel vakit geçirebileceğiniz bir oyun. Böyle de bir etkinlik varken ücretsiz yani. Nereden baksan 3-4 bin liralık karakterlerden bahsediyoruz 80 üstü karakterlere. Bedavadan yani şöyle bir haftalık bir emekle çok rahat bir şekilde karakterinizi 80 level üstünüze atabilirsiniz. Hem de sayısız karakteri atabilirsiniz. Bu kadardı. Abi şimdi bu kutu kırma etkinliğim benim. Chest of Glare'ler bir ayda bir kere oluyor biliyorsunuz. Şimdi bu Celestial kutularını da artık bugünden itibaren biriktirmeye başlıyorum. Totalde işte 30'ar tane olacak yani. 30'ar tane kutudan artık her ay ne çıkarabileceğimize bakacağız. Umarım birazcık daha şanslı oluruz bugüne nazaran. Çünkü bugün biliyorsunuz pendant düşmeseydi yani inventörüdeki itemler bir GB bile etmeyecekti. Pendant düştü Allah'tan da günü kurtardı yani. Onun dışında kayda değer hiçbir şeyimiz yoktu. Bakalım önümüzdeki ay gene ayın 13'ü, 14'ü, 12'si o civarlarda kutuları kırarız abi. O zamana kadar ben zaten çeşitli videolar, çeşitli içerikler gene atmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle like atmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Seviyorum sizlere. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.